Şimdi artık özellikle pandemi döneminde ve pandemi döneminden sonra biliyorsunuz internetten alışverişe o kadar alıştık ki gerçekten hani her şeyimizi internetten alır olduk. Hatta çamaşır deterjanı bile. Ama ve lakin tabii ki bu sağımız solumuz ne yazık ki artık bunlarla dolu olduğu için dolandırıcılara da sahtekarlara da yeni bir iş kapısı açtı. Görendaş ailesinin başına gelen gibi. Ne oldu diyeceksiniz? İşte söylediğim gibi bir deterjan, çok da bilindik bir marka. Sipariş verdiler. Ambalaj aynı ambalaj. Ancak içine açtıklarında öyle sabun tozu falan çıkmadı ha. Bildiğiniz zehirlendiler, hastanelik oldular. Ayağımda kaşıntılar başladı. Bir 10 gün boyunca kaşıntılar devam etti. Kanser bile olabilir. Çünkü birebir aynısını yapmışlar ürünü. Çamaşır deterjanının da sahtesini üretip piyasaya sürdüler. Ama o sahte deterjanlar kullananları hastanelik etti. Eşimin de neden kaşıntıların ortaya çıktığı belli oldu. Annemde de kaşıntılar olmuş ama annem bilmediği için ürünün sahte olduğunu bugün konuşunca bana söyledi. Ataşehir'de yaşayan Evrim Görendaş bilinen bir internet sitesi üzerinden çamaşır deterjanı siparişi verdi. Hiç şimdiye kadar internetten bir alışveriş yapmamıştım. İlk defa aldım internetten. Çamaşır deterjanı kısa sürede geldi. Ürünün ambalajı da gerçeğiyle birebir aynıydı. Fakat içi önceden kullandığı deterjanlara hiç benzemiyordu. Anneme götürdüm ürünü. Kabına boşaltırken toz halindeydi ve hiçbir şekilde ürün kokmuyordu. Hani bir deterjan kokusu olur ya, o kokmuyordu. Sahte deterjanla kıyafetleri yıkayan aile hastanelik oldu. Evrim Görendaş'ın eşi ve annesinin vücudunda kızarıklıklar oluştu. 10 gün boyunca kaşındılar. Kanser bile olabilir. Çünkü birebir aynısını yapmışlar ürünü. Görendaş ailesi şimdi hem o internet sitesi hem de satıcıya dava açmaya hazırlanıyor.